Evet, test 6 kazanım 5 günlük yaşamdaki kültürel unsurlara tarihin gelişimi değerlendirir. Geçmişte insanlar sadece haftanın belirli günlerinde kurulan mahalle pazarına alışveriş yaparlardı. İnsanlar meyve, sebze ve kıyafet gibi çeşitli ihtiyaçlarını mahalle pazarlarından çıkarmışlardı. Günümüzde insanların önemli bir kısmı internet üzerinden alışveriş yapıyor. Buna göre kültürel unsurların değiştiğini söyleyebiliriz. Önce mahalle pazarları şu an e-ticaret üzerinden ya da internetten yapıyoruz. Doğru. Teknolojinin kültürü değiştirdiğini, yani internet üzerinden alışveriş yapmak teknolojiyle ilgili olduğu için de kültürü değiştirmiş. Toplumun kültürel değişime destek olduğu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar insanlar yani mahalle pazarları kaldırılsın istemiyoruz gibi bir durum vurgulanmadığı için üçüncü öncül yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 2. Kültür unsuru gelenekler. Geçmiş dönemde bayramlarda aile büyüklerine ve akrabalara gidip bayramlaşılırdı. Günümüzde yüz yüze bayramlaşma ek olarak hayatımızda telefonla konuşarak veya kısa mesaj yollayarak bayramlaşmaya girmiştir. Tabloda verilen kültürel değişim temel nedeni telefon arkadaşlar, teknolojik gelişme. Teknolojik gelişmeler gelenek ve görenekleri yani kültürel değişimi sağlamış. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuz dil kültürün önemli unsurlarından biridir. İnsanlar kültürünü dil yoluyla gelecek nesillere aktarırlar. Genel ağın gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber dilimizde daha fazla yabancı kelime girmeye başlamış. Günümüzde sosyal medyanın devreye girmesi bu süreci daha da hızlandırmıştır. Günlük yaşamda bazı insanlar Türkçe ve yabancı kelimeleri aynı cümle içinde kullanabilmektedir. Bu durum dilimizin özünü kaybetmesine ve gelecek nesillere yanlış aktarılmasına neden olabilmekte. Buna kadar işte geldiğinde hangisine ulaşılamaz. Dil kültürün taşıyıcısı konumunda burada vurgulanmış zaten. İnsanlar kültürünü dil yoluyla gelecek nesillere aktarırlar. A seçeneği doğru. Teknolojinin gelişmesi dildeki bozulmayı hızlandırmıştır. Tabi sosyal medyanın etkisiyle dilimiz özünü kaybetmeye başlamış. Doğru. Türk toplumun tamamı dilde bozulmaya destek vermekte. Böyle bir vurgu var mı? Yok. Yabancı kelimenin dilimize girmesi bozulmaya yol açmaktadır. Doğru. Niye? Diğer taraftan yabancı kelime aynı cümle içinde kullanabilmekte. Bu durum dilimizin özünü kaybetmesine yol açıyor. Vurgulandığı için doğru. Ama Türk toplumunun tamamı dilde bozulmaya destek vermektedir ifadesi yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Dördüncü soru. Geçmiş dönemlerde bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, çinicilik, yazmacılık yaygın olarak yapılırdı. Bu faaliyet sanayileşmeyle yok olmaya başlamış ve günümüzde daha çok hobi amaçlı yapılmakta. Buna göre sanayileşmenin aşağıdaki kültürel unsurların hangisini değişime uğratmış? Bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, el sanatları olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soru. Teknoloji ve iletişim araçlarının gelişmesi dünyadaki kültürel etkileşimi artırmış. Böylece insanlar dünyanın farklı ülkelerindeki yemek kültürünü tanıma fırsatı bulmuş. Geleneksel yemeklerimiz günümüzde devam etmekle beraber hızlı gıdalar da artık hayatımıza yerleşmiş durumda. Buna göre iletişim araçlarındaki gelişmelerin hangilerinin tüketimini arttığı söylenebilir? Pizza, waffle, hamburger. Üçü de bizim kültürümüze ait olmadığı için üçünün de tüketimi iletişim araçlarının gelişmesiyle artmıştır. Bunun için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Altıncı soru. Dört tane öğrenci ifadesi var. Yukarıdaki öğrenciler hangisi kültürel unsurların değişmesine etkili olan nedenlere yanlış örnek vermiştir? Teknolojinin gelişmesi, şehirlerin büyümesiyle göçlerin artması, sanayileşmenin hızlanması, etkili ama hava kirliliğinin artması kültürel unsurların değişmesine etkili olan bir faktör değildir arkadaşlar. Bu göçlerin bir sonucudur aslında. Sanayileşmenin bir sonucudur. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yedinci soru. Sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte şehir merkezlerindeki iş imkanı artmış. Bu nedenle köyde yaşayan insanlar çalışmak için sanayisi gelişmiş şehirlere göç etmişlerdir. Bu durum kültürel etkileşimin artmasına, tabii başka bir şehre gidiyorsan kültürel etkileşim yaşanır. Dildeki bozulma azalması söz konusu değil. Göç eden kişilerin farklı kültüre tanımasına, farklı bir şehre gittiğin zaman farklı bir kültür olduğu için hem kültürel etkileşim yaşanır hem de göç eden kişiler farklı kültürleri tanır. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 8. soru iletişimin azalması, dilin bozulması, yemek alışkanlığının değişmesi, el sanatlarının önem kaybetmesi. Yukarıdaki diyagramda soru işaretiyle boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bunlar arkadaşlar kültürel değişimin nedenleridir. İletişim azalıyor, dil bozuluyor, yemek alışkanlıkları değişiyor, el sanatları önem kaybediyor. Bunlar kültürel değişimin dediğim sonuçlarıdır, nedenleri değil. Yemek alışkanlıkları kültürel değişmeyle değişir, el sanatları önem kaybeder falan. Bu arada B seçeneği sorumuzun doğru